Merhaba. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Meral Akşener'e başbakanlık koltuğunu neden veya niçin terk etsin? Ve neden sahip olduğu olağanüstü yetkileri elinin tersiyle içsin? Neticede Erdoğan'ın bozduğunu tek başına tamir edip efsaneleşeceğini düşünebilir. Ardından firavun olur o ayrı. Önceki analizde Cumhurbaşkanı aday listesine isim isim bakmış, Akşener'in başbakanlığına evet diyecek tek cumhurbaşkanı adayının kendiliğinden Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ortaya çıkarmıştık. Peki Kemal Bey aday olursa seçilebilir mi? İlk turda Erdoğan'ı zorlaması, ikinci turda %51'i alması mümkün mü? Kararsız seçmen ve muhafazakar kitleden oy alabilir mi? Bir CHP'li ve Alevi aday olarak Erdoğan karşıtlığını kendi ismi üzerinde toplayabilir mi? Erdoğan'dan yaka silken kitleler, aldatılmışlar, kurtar bizi Bay Kemal der mi? Zannetmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu mevcut profiliyle seçilemez. Senin benim oyumu alması durumu değiştirmiyor. Şahsen Erdoğan'ın karşısında Muharrem İnce'ye bile oy verirdim. İlk turda oyum Demirtaş'a olurdu o ayrı. Ne çare 2018'de oy kullanamadım. Ve fakat Türkiye gerçeklerine Erdoğan'ı oradan indirecek potansiyel oylara yoğunlaşmalıyız. Bugün Erdoğan rejimini değiştirmek için seçimden başka şansınız yoksa bunu garanti almak zorundasınız. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Ha. Maceraya tahammülü yoktur bunun. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterilerek Cumhurbaşkanlığı adeta Erdoğan'a altın tepsi içinde sunuldu. Yakından tanıyayım. 2018 ekonomi bu kadar kötülememişti ama Erdoğan'ı zorlama imkanı vardı, sandıklara sahip çıkılmadı. 2023 ise son şans. Bu seçimi Erdoğan'a verirseniz daha da çeviremezsiniz. Kaldı ki seçim en geç Kasım 2022'de görünüyor. Şimdi baştaki soruya dönelim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Akşener'e veya farklı bir başbakana koltuğu niye terk etsin? Seçim kampanyasının Muharrem İnce'yi nasıl değiştirdiğini gözlerimizle gördük. Kendini kaybetti ve halen düzelmedi. Diyelim ki Erdoğan kaybetti, %51 ile iktidara gelen yeni cumhurbaşkanı bu muhteşem zaferin ardından ülkeyi parlamenter sisteme döndürüp yürütme yetkisini yani başbakanlığı Akşener'e devredecek öyle mi? kalıbımı basarım ki seçildiğinde şunu düşünecek. Erdoğan'ın bozduğunu ancak ben tamir edebilirim ve bu ancak mevcut Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle olur. Ayrıca zaman kaybedecek de lüksümüz yok. Haliyle tartışılacak olan Akşener'in başbakanlığı değil, Erdoğan'ın geniş bir mutabakat ve doğru stratejiyle oradan indirilmesi olmalı. Mümkünse tabii. Erdoğan uzun süredir tek başına iktidar değil. Hile hurda, propaganda, mühürsüz oy, medya desteği, MHP koalisyonu vesaire. Epeydir değirmeni taşıma suyla döndürüyor. Ve her geçen gün geriye düşüyor. Torununun kedisini severken fotoğraflarının servis edilmesi, basketbol oynarken filan. Durumu kurtarma amaçlı lakin kurtarmıyor. Böyle bir zamanda seçim göze alamayacağı bir risk. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi kolaydır. Mühim olan Erdoğan'ı seçime gitmeye ikna etmektir. Erdoğan ikna olmazsa o seçim olmaz.